Er-Rezzak, yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden yüce kudret demek. Bir önceki sohbetimde de arz etmiştim. Rabbimiz bazı isimlerini mübalağa ismi fail denilen Arapça kaideler içerisinde vurgulu olarak bize bildiriyor. Gaffar diyor, çok mağfiret eden. Settar buyuruyor, çok örten. Rezzak, çok çok rızık veren. Ve bir başka isim El-Fettah, insan için hayır kapılarını, güzellik kapılarını çokça açan Rab. Allah'ımız kendisi, kendi zatı bize bir şeyleri verirken, bize kendisini tanıtırken, Rabbimiz cevat bir Rab. Yani her şeyi bol veren bir Rab. Affı da bol, keremi de bol, ikramı da bol, ihsanı da bol. Her şeyi bol. Dolayısıyla da kulun da bu sıfatları okurken kendisinin alacağı en önemli ders gerçekten affetmesi bol olan bir kul olacak kulda. Vermesi bol olan bir kul olacak. Cömert bir kul olacak. Kısacası Rabbin sıfatlarından kulda, kulluk payında fazlasıyla faydalanacak. Elbette ki Rezzak ismi de bu manada yaratılanlara faydalanacakları her şeyi ihsan eden yüce kudret demek. Genelde bizde rızık kelimesi daha çok günlük ihtiyacımızı gideren yediğimiz, içtiğimiz şeyler olarak anlaşılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim rızık kelimesine daha farklı bir anlam yüklüyor. Cenab-ı Hak genel olarak ve mimma razaknahum. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki suresi olan Bakara suresinde adeta Kur'an-ı Kerim'in takdimi mesabesinde olan ilk ayetlerde bu Kur'an şüphesiz kendisinde hiçbir şüphe yoktur ve müttakiler için bir rehberdir, kılavuzdur, yol göstericidir. Ama o müttaki denen insanlar da öncelikle gayba inanan, fakat bu inançlarından sonra hemen Allah'ın kendilerine ihsan ettiği ne varsa oradan bir başka insanı faydalandırırlar. Demek ki insanın iki yönü var. Bir Rabbe iman yönü var. Bir de Allah'ın kullarına hizmet yönü var, infak yönü var, isar yönü var. Onun için de ayet-i kerimede genel olarak bu manada geniş bir ifade kullanılıyor. Yani sadece yiyeceklerden, içeceklerden değil. Eğer Rabbim bize ikram ettiği ilimse ilmi infak etmek. Rabbim bize ikram ettiği marifetse, ki Allah dostları genelde marifetlerini infak ederler. Sahip oldukları o deruni dünyadan insanlara bir takım nasipler sunmaya çalışırlar. O da onların infakıdır. Kısacası Allah-u Teala her kuluna infak edeceği, ikram edeceği bir şey vermiştir. Bazen eliniz bizim için bir rızıktır gerçekten. Elimiz de bizim için bir rızıktır. Elimizi infak ederiz. Bir yetimin başını okşarsın, o da bir infaktır. Kısacası Allah-u Teala kullarına bu manada Rezzak sıfatıyla adeta ey kulum ben sana neler verdim. Bir iç dünyana bak, bir dış dünyana bak, kendi varlığına bak. Şu vücut mülküne bir bak, Rezzak olan Cenab-ı Hak sana neler verdi buyuruyor Rabbimiz. Nitekim bir hadis-i şerifte aziz dinleyenlerim, sevgili Peygamberimiz çok daha farklı bir ahlakı, bir güzelliği rızık olarak ifade ediyor. Nedir o? Şöyle bir duası var sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rzukni hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amelin yukarribuni ila hubbik. Yani Allah'ım bana rızık olarak sana muhabbeti ihsan eyle. Veya beni sana muhabbet etmekle merzuk eyle ya Rabbi, rızıklandır. Demek ki Efendimiz insanın gönlüne düşen o ilahi muhabbeti de Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, bir ihsanı, rızkı olarak görüyor. Ve o rızıktan da çok nasiplenmek istiyor sevgili Peygamberimiz. Ya Rabbi diyor, yani bana seni sevme, sana muhabbet etme rızkını ver. Sonra seni sevenleri sevme rızkını ver. Demek ki Allah'ın sevdiği insanı sevebilmek,
bir Allah sevgilisini, bir Allah dostunu, Allah'a dost olmuş, canı gönülden Allah'a muhabbet içinde yaşayan bir insanı sevmek de manevi bir rızık. Ve sonra ve hubbe amelin yukarribuni ila hubbik. Demek ki bir insan namaz kılabiliyorsa, oruç tutabiliyorsa, zekat verebiliyorsa, infakta bulunabiliyorsa, bir fakire yardım edebiliyorsa, bir gönle girebiliyorsa, bir insanı sevindiriyorsa, bir acıyı dindiriyorsa, bunlar hepsi Allah'a yaklaştıran amellerdir insanım. Ve bunlar bir noktada da Resulullah Efendimiz ifadesiyle bir rızıktır. İşte bunların hepsini insan Cenab-ı Hak'tan isteyecektir. Biz bunlara bir başka manada nimet diyoruz, değil mi? Ve Allah-u Teala da bize bu nimetlerini Rabbimiz tadat ederken Esba aleyküm ni'amehu zahireten ve batineten. Allah size hem görünen hem görünmeyen nice nimetler vermiştir. Orada da yine üzerinize bol bol Rabbimiz sizin bu nimetlerinizi, bu nimetleri Allah-u Teala ikram etmiştir. Dolayısıyla da belki bu rızık kelimesini iki manada kullanabiliriz. Bir, zahiri rızıklar ki yiyecekler, içecekler, giyecekler, kullanılacak eşya, mücevherlerimiz, çoluk çocuğumuz, vücudumuzun çalışma kudreti, bilgisi ve sahip olduğumuz bütün servet bu zahiri kısma girer. Bir de işte manevi rızık vardır ki o da muhabbettir, irfandır. İnsanın iç dünyasında Rabbine doğru yol bulduğu o derin tefekkürdür. Bunlar hepsi de manevi rızıklardır. Ve Rabbimiz Yüce Kur'an-ı Kerim'inde gerçekten bizi kendisine kulluğa davet ederken adeta şöyle buyuruyor: ey kullarım, ben sizi kulluğa davet ediyorum ama sizin hayatınızı devam ettirecek bütün nimetleri de size ihsan ediyorum. Ve bakın Zariyat suresinin 56, 57 ve 58. ayetlerinde herkesin bildiği bir ayet-i kerime vardır. Nedir o ayet-i kerime? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani bunu toplumumuzda herkes bilir bu ayet-i kerimeyi. Yani cinleri ve insanları ben ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ama ayetin devamına baktığımız zaman Rabbimiz şöyle buyuruyor: مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ مِنْهُمْ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْئِمُونَ. Yani ben sizden bir rızık istemiyorum, yani haşa, rızıktan ben münezzehim. Sizi yarattım ey kulum, bana bir şey getirin, bana bir şey ikram edin. Böyle bir şey beklemiyorum sizden. Bana itham etmenizi, bana bir yemek sunmanızı haşa istemiyorum sizden. Niye? Ben bütün bunlardan münezzehim. Bunlara bir ihtiyacım yok. Ubudiyete, Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı var mı? O da yok. Ama Cenab-ı Hak kendi meşiyeti ilahiye dediğimiz ilahi dilemesiyle şu kainatı yaratmış. Yarattığı her şeye bir misyon vermiş. Her şey bir hikmete mebni yaratılmış. İnsanoğluna mükerrem varlık denilen ve şu kainatın her zerresinin kendisine yöneldiği, hizmet ettiği varlığa da deniyor ki sen de sadece bana güzel kulluk edeceksin. Ve ayet-i kerimenin devamında buyuruluyor: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةُ الْمَت۪ينَ. Zira bütün varlığa rızkını veren, toprağın altındaki karıncaya da, elmanın içindeki kurda da, küçücük kurda da, en gizli alanlardaki her varlığa, yani hayatını yediğini devam ettiren her varlığa ki burada nebatat da dahil, nebatat da bir yerden rızıklanıyor. Güneşten rızıklanıyor, sudan rızıklanıyor, değil mi? Onun da gelişmesi, büyümesi hep o Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellisiyle. Bu bakımdan da şüphesiz ki gerçek Rezzak olan bütün yarattıklarının hayatiyetini devam ettirecek ana unsurları bol bol ikram eden ve kamil kuvvet sahibi, tam iktidar sahibi Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Öyleyse kulun böyle bir rızık endişesine düşmemesi
Gerçekten şu dünyaya geldiğimiz zaman düşünürsek, aziz dinleyenlerim, bizim için her şey hazırlanmış oluyor. İnsan ana rahminde büyüyor. Dünyaya geldiğinde de annesinin göğüslerinde ona nimetler hazır. Ben ne yiyeceğim, ne içeceğim diye düşünmüyor. Ve o daha dünyaya gelirken de onun ilk gıdası olan sütü de şu dünyada hazır olmuş oluyor. Onun için de özellikle tasavvufi hayatta çok önemli bir kavram vardır. O da kulun herhangi bir rızık endişesinde olmaması. Ne yerim, ne içerim, nasıl hayatiyetimi devam ettiririm gibi bir endişe taşımaması. Çünkü böyle bir endişe Cenab-ı Hakk'ın o Rezzak ismine karşı bir iman zaafıdır. Ve bunun karşılığı da tevekkül dediğimiz Allah'a tam güvenmektir. Ancak tabii belki ileriki sohbetlerimizde tevekkül bahsi de farklı bir şekilde gelecektir. Tevekkül, Cenab-ı Hakk'ın katında her şeyin hazır olduğunu, kulun da sebeplere sarılarak onu toplayacağını. Yani ben sebeplere sarıldığım zaman hiçbir şekilde bir şey bulamam gibi bir yanlış akideye kulun düşmemesi manasına gelir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 13 kadar yerde de Allah-u Teala rızıkla ilgili farklı beyanları var. Mesela Ra'd suresinde Allah rızkı dilediğine bolca genişçe verir. Bir kısmının da belki rızkını biraz maddi rızkını, dünya rızkını kısabilir. Halbuki bu dünya hayatından çok nimetlere erişenler bazen veferihu bil hayati dünya, bir kısmı da o dünya nimetlerinden elde geçirdiğinden dolayı çok sevinç içinde oluyor. Ama bilmiyor ki ahirete göre dünya hayatı çok küçüktür, geçici bir metadır. Bugün olur, yarın olmaz. Bugün olmaz, yarın olur. Evet, bugün olur, yarın olmayabilir. Ama bugün yoktur, yarın da bolca olur. Ve yine İsra suresinde ise Allah-u Teala kullarına dilediği şekilde rızkını verir. Zira o kullarından daima haberdardır ve kullarını daima görmektedir. Yani yarattıysa Cenab-ı Hak, yarattığından haşa habersiz ve gafil değildir. Yarattıklarının neye ihtiyacı olduğunu, nelerle gelişeceğini daima o Yüce Rab görmekte ve bilmektedir. İsra suresinin 30. ayeti kerimesi. Ama Ankebût suresinde biraz daha farklı bir karşılaştırma var. Buyuruluyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Allah'tan başka tapılan hiçbir şeyse insanoğluna veya sizlere bir rızık vermeye, bir şey ikram etmeye muktedir değildir. Onun için de rızkınızı sadece ve sadece Allah'tan isteyiniz. فَبْتَوُ عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ. Eğer rızık arıyorsanız onu Allah katında arayınız ve ona kul olunuz, ona şükrediniz. Zira neticede ona döndürüleceksiniz. Bakın burada bu ayeti kerimede de adeta ilahi emirler bir seri halinde böyle bizim gönlümüze iniyor. Neler iniyor? Rızık arayacaksanız Rabbinizin katında arayın. Sonra ona gerçekten onun istediği şekilde kul olun. Ve'budu. Ona güzel kul olun. Onun kulluktan muradı neyse onu gerçek manada gerçekleştirin ve üzerinize gelen bütün maddi ve manevi nimetlerden dolayı bir şükür içinde olun. Niye? Dönüşünüz oraya, varışınız oraya. Toprağa girip kaybolup gidecek varlıklar değiliz. Aslında toprağa girerken kabiri bir kapı gibi düşünmek lazım. Öte aleme açılan bir kapı. Evet, gidip gelen yok ama oradan biz inanıyoruz ki insan yokluğu kabullenemiyor. Oradan bir kapı açılıyor. 124 bin peygamber gelmiş ve diyor ki bize şu kabire açılan çukur sonsuzluk alemine bir kapıdır ve insanoğlu yok olmayacaktır. Ebediyet için yaratılmıştır. Allah-u Teala da kulun şu dünyadaki hayatına göre ona farklı bir yeni hayat
sunacaktır. Aziz dinleyenlerim, bu rızıkla ilgili bir iki ayeti kerimeyi daha nazarlarınıza arz etmek isterim ki o da şu: وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْكَ لِيْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَب۪يرٌ بَص۪يرٌ. Allah yeryüzüne rızkı hiç insanın talebi olmayacağı bir şekilde talep etmeksizin tamamen bolca yaysaydı, hiçbir yeryüzünde bir eksiklik olmasaydı, insan bir ihtiyaç içinde olmasaydı, o zaman da insanoğlu bir azgınlık yapabilirdi. Niye? Çünkü insan bir başka ayet-i kerimede olduğu şekilde innel insana leyatga en rahu istagna. İnsan eğer kendini bir ihtiyaç içinde görmese de benim ne yaratılana ne yaratana ihtiyacım var dediği zaman da insan adeta kendini putlaştırıyor. Kendini ilahlaştırıyor ve bir azgınlığa gidiyor. Demek ki insanın hiçbir ihtiyacında olmamasından dolayı bazı insan bir azgınlığa gidebiliyor. Ama gerçekten Allah-u Teala hakkında sahih bir bilgiye, bir marifet bilgisine ulaşan bir insansa, zaten hiçbir ihtiyacı olmasa da bütün nimetler üzerine gelse de o daha önceki o ruh dünyasındaki marifet duygusuyla da onların nereden geldiğini biliyor. Belki o zaman şükrü daha da çok artıyor. Marifete olan, hakkı yakinen tanıyan insanın üzerine nimetler geldikçe şükrü artıyor. Ama böyle bir marifetten mahrumsa gerçekten, o zaman da nimetler geldikçe onların nereden geldiğinin farkında olmuyor. Sanki Kur'an-ı Kerim'de yine Kasas suresinde anlatılır bu. Karun'un, benim diyor kendi yanımda bir bilgi vardı, ben bunu kendi bilgimle elde ettim yani. Öyle olunca da hakkı tanımaz bir hale geliyor. Halbuki bilgi dediğimiz şey de bize Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerinin bir rızkıdır. Bilgiyi nereden alıyoruz biz? Hangi güçle alıyoruz? Kısacası kul için haktan gafil yaşamak çok büyük bir hüsrandır. Hangi şekilde olursa olsun Allah'tan gafil yaşayan bir kul, kendini doğru okuyamayan bir kul, Rabbi tanımayan bir kul büyük bir ziyan içindedir, büyük bir hüsran içindedir ve Kur'an ifadesiyle de kötü bir akıbet, kötü bir sonuç kendisini beklemektedir. Onun için de aziz dinleyenlerim, insan maddi rızıklarının temiz olmasına dikkat etmeli öncelikle. Tertemiz dünyaya gelmiş ve manevi rızıkların da talibi olmalı. Yani elini açmalı, ya Rabbi bana ekmek ver, su ver, hayat ver derken de huzuruna çıkacağı Cenab-ı Hakk'a tekrar yine ellerini açıp, ya Rabbi bana marifetini ver, bana eşyanın hakikatini göster, bana muhabbet ver, bana taatı sevdir, bana amelleri sevdir gibi Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerinden manevi rızıkların talebinde bulunmalıdır bir kul. Ve yiyeceğinin, içeceğinin rezak ismiyle ilgili olarak ne kadar temiz olmasına dikkat ediyorsa, ruhun gıdası demek olan manevi rızıkların da en güzeline talip olmaya, onları kendi iç dünyasında büyütme gayreti içerisinde olmalıdır.